Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçilen ve mecliste grup kurmak için harekete geçen DEVA, Gelecek ve Saadet Partileri anlaşamadı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu grup kurma fikrinden vazgeçildiğini açıkladı. Ortak grubun ciddi komplikasyonlar doğuracağını ve 3 partinin de kendi politikaları kimliğini yıpratacağını, bu sebepten modelin uygun olmadığı kanaatine varıldı dedi. 3 parti de kendi ortamlarında değerlendirmeler yaptı. Netice itibariyle biz DEVA Partisi olarak kendi teşkilatlarımızı, il başkanlarımızı, genel merkez yönetim kuruluyla yaptığımız toplantıların neticesinde ortak bir meclis grubu modeline arkadaşlarımız büyük bir ekseriyetle uygun olmadığını düşündü. Aslında görüşmelerde sona gelinmiş, Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin mecliste 21 kişilik yeni bir grup oluşturulması fikri olgunlaşmıştı. Meclis başkanlığına başvuru yapılması beklenirken DEVA Partisi'nden geri adım geldi. Parti kimliğimizin ön plana çıkması noktasında bu modelin son doğuracağını düşündü. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu grup kurma fikrinden neden vazgeçildiğini katıldığı bir programda açıkladı. DEVA Partisi'nde de arkadaşlarımızın çok büyük bir ekseriyeti ortak grubun ciddi komplikasyonlar doğuracağını ve bütün o 3 partinin de kendi politikalarını, kendi kimliğini yıpratacağını ve bu sebepten dolayı bu modelin uygun olmadığı kanaatine vardık. O açıdan bu modele şimdi hayır dedi arkadaşlar. Peki. Yeneroğlu açıklamasında Saadet Partisi'nde de aynı görüşün ortaya çıktığını iddia etti. Ancak Gelecek Partisi yetkilileri grup kurma noktasında artık DEVA ile bir ihtimalin kalmadığını, ancak Saadet Partisi ile görüşmelerin devam edebileceği yönünde konuştu. Mevcut şartlarda mecliste grup kurmak için 20 milletvekiline ihtiyaç var. Saadet, Gelecek ve DEVA partileri 7'şer kişilik grup kuracaktı. Ve hatta grup kurmak için çatı parti oluşturulup mecliste bu parti adı altında faaliyet gösterecek, kendi partileri ve genel başkanları mevcut durumunu koruyacaktı. Mecliste grubu olan siyasi partiler başkanlık divanına üye verebiliyor. Aynı zamanda genel kurulda grup adına söz alabiliyor ve komisyonlara da aday verebiliyorlar.